Çıkıdayız. İkrami ettiği. İkrami ettiği. Güle gelmez. Ha. Yaşına fazla. Fazla mı diyor oğlum ya? Hadi gayrı oynan. Hop. Xullas, Abdullo Zufarni eshitaman. U haq. Agar shuni nohaqligini isbotlab bersa-da, yo'ldan qaytaman dedi deyishdi. Gap qanchalik to'g'ri? Nima anaqamiz bor? Abdullo Zufarda nimasi? Taniysizmi uni? Shu internetda. Ha, yo'q, o'zini ko'rganmiz. İnternette görüyorum. Ya uzun görüyorum. Kaç okuyansınız? Kur'an'dan kaç okuyansınız? Hadis'ten kaç malumatınız var? İslam maksatlarını kaç uzlaştırgansınız? Kur'an'dan da bir onun keçesi uğrayla mı? Hı. Hadi, hadis. O zaman hadis okuyan da kopmaz. Az olsan işitip uğrayan da kopmaz. Boşta, Abdullah da onların işte. İnteleş, siz yani Mahmut Abdülmumun başka galerimizi gördüm ben. Ki Abdullah Zufar yok kaldı. Ha, ki inteleş Abdullah Zufar işte borçluydum. Ki sonra Samarkand'ın yani orada işittim. Zufar ve Kupra mol yok biz kaldım. Ne sebeple öyleysiniz? Doğru, işte doğru bugün için ergeç kötüm de öyle yapsınız. Yo, başka sebeple görüşü mümkün mü? Siz de bazı masalalarda düşünceniz yetmeyi kalıp onge taklit kalıp onali hız hayacanıge kolgu çüşüp bagen buluşuzdan mümkün mü? Buluşum ha mümkün. Mümkün. O işe mümkün. Ne diyor? Şöyle bir şey diyor. O işin ne kadar hissiyat ki urgu belirgen cahide adamdan aldıydı da. Aklı hoşu da var adam. Ucu 30-35 ke kirgeniyizde hazırki halatiyiz için halatı bugüne gelmeyin ki değilsiniz. Çünkü hayati tecrübe yani sizden hazır bundan sonra ak karanı acıda çıkı yeterliyemez de. Hemen yani var mı ne kadar? Siz de bozuk çizden bizden utkenimiz hem de utken. Keyin İslam'da tanımagen, bilmegen adamını İslami düşünceler bilen kabul kılış caizmez. Sizi ahiretke tekişliği meseleler izde bu. Ettiği cevap veresiz. Uzayız. Abdullah Zufar'dan eşitirdim şuna kadar bunu dediyseniz, uzun ne mi deysen deydi. Biliyorsunuz mu? Abdullah Zufar sizde kutkar mıydı? Eğer doğru bulsa ki, hay hay. Necat top getirsiniz. Ne doğru bulsa, ne makalasan dese, ben Abdullah Zufar tanımazdım, internetten eşitip bir geçkendim dese, uzun ne akla yeme gelme deydi. İyi, bana hazır bir sohbetimiz var ki kelanızda. Bu tesadüf mü az? Sizge hüccetini kayyum kılıyıp Allah Ta'ala. Ertege bu meselelerde senge bir benden borup aytgan edi hakikatleri. Sen çünedigen tilde gapirgan edi. Nemege sen çünmegen sen deyiş için Allah Ta'ala uzun hikmetini cari kılıyordu. Bularam, bularam, menem, hemme sebepçimiz bitti. İlla Allah'ın kadarı galip buruyordu. Şunu isten çıkarmayın. Abdullah Zufar namalum adam. Ve namalum adamlarını kulüdegi adam. Onun şahsi hayatı, ailesi, başka narsaları soruşturup görseniz örgənəsiz, biləsiz. Fakat internetke çıkıp özünü çırağıyla görsatadigan adam halas. Aslı hayatı, arkası, akıbatı o asir adam. Kim midir kulüde asir? Mecbur uşa gəpi gəpirip durması onge akat veriş miydi? Turgancaydan deport kılışadı, yo öldür varışadı. Onun misalı da sizge 20 adamı görsatama, öldür varışadı. Abdullah Buhari'nin işte örgəndirsiniz bu beytler. Ha, oluyor, oluyor işte. Onu yem öldürü var işte, değil mi ki? Misiye tükedi. Köp sırla bağırdı onge, buldu, dükkan kereymezsen öldürü var işte. Arkasından hiç neyse kagene yok, etrafıda 3'te 5'te adam kaldı, buldu. Davam yok, şeriatke amel kışta davami intizam yok. Bu birinci de, İbn-i Sirin'den rivayet var, İbn-i Sirin'den. Es-sanadu minel din degenler. Din, sanat bilen, kimliğini bilmeyen adamge ilgisi bu miydi din? Hadır sizge George, o Amerikalı mahsus hizmetlerinin agenti. Özbekçe, Arapça gapirip sizi hoşiyiz, istegiyizi örgenip çıkıp hohlegen maniobrga salıp başkarışı mümkün. Nekin George bu çıkardı arkasına. Barası hizmet kılasız, cihat kılı yaptan demeyi oluyorsunuz. Ulan da cinayeti ki şeydi burası. Adam öldürasız, akeyizi, akey öldürasız, anayizge karşı çıkasız.
oxir oqibatda ularning qo'lida qurbon bo'lasiz. Qurbon bo'lganingizdan keyin Abror aka to'g'ri aytgan ekan deysiz, orqaga qaytishga yo'l yo'q. Bu siyosiy tomonlar. Endi sizga men ilmiy tomondan gapirmoqchi bo'lib so'radim-da, lekin ilmiy tomonga baribir tushunmaysiz hozir. Eshitgan narsalaringiz bilan Abdulloh Zufarni shakllantirgan shaklida turibsiz xolos. Abdulloh Zufar nima desa shariat deb o'ylaysiz. Vaholanki Abdulloh Zufar shariatni bilmaydi. Indaylik bitta gapam bor-ku, kim gapirtganiga qarama, nimani gapirtganiga qara deydi. Uni kim aytadi shu gap? Buni o'sha Zufar aytadi, lekin o'sha oldingi ulamolarning gapiyam deydi. Kim o'sha ulamolar? Nano esimda. Uni bilmaymiz-da, ya'ni sizga gap joni bor. Nima deyotganligini qattan ajratasiz, 10 dona sura bilasiz. Qattan ajratasiz. Sizga yoqqani uchun haqiqatda bo'layotgan bo'lishingiz mumkin. Sizga yoqdi shu. Boshqa odamkidan buniki chiroyliroq ko'rinyapti. Lekin natija oqibati Zufarga ergashgan, dunyoda saodat topgan bitta odamni ko'rsatib beringman. Bitta odam ko'rsating, mana shu odam Zufarga ergashib, mana shunaqangi ishlarni qildi, bütün ummatga foydasi tegdi. Bir dona odam ko'rsatib bering, men sizga aytaman, bo'pti Zufarga ergashamiz deyman. Lekin Zufarga ergashib hayoti parokanda bo'lgan, umri rasvo bo'lgan, xotin bola-chaqasidan mahrum bo'lgan, xotinini himoya qila olmasdan ateistlarning qo'lida zo'rlanganini tomosha qilib turgan odamlarni ko'rsataman sizga. Zufarga ergashib sizga o'xshab ishqiboz bo'lgan, ergashgan, borgan, aytgan joyiga borgandan keyin ateistlarning qo'liga tushib, hozir bizni o'zimizni davlat ularni olib kelib boqyapti bu yerda. Olib kela olmagan o'tiribdi, ho, ateistlarning qo'lida. Zufarga ergashib. Kimni eshitarding Zufarni? Rosa chiroyli gapirardi. Hayoting nima bo'ldi? Rasvo bo'ldi deydi. Zufarni ko'rsam yuziga tupuraman deydi. Chunki Zufar hozir Al-Nusroning qo'lida. Al-Nusroning Nusra bilasizmi? Eshitdim. Al-Nusroning qo'liga o'tirib olib, endi eshitdi yomonlayapti. Nusra zo'r, Nusra yaxshan, eshitga borganlar xato deyapti. Ular keyin aytayapti, sen iflos deyapti. Seni gapingga ergashib kelgan edik biz bu yoqqa. Nimaga chart deb aylanyapsan deyapti. Desa gap o'yini qilib chiqib ketyapti. Men endi qattan bilay, uyim yo'q, joyim yo'q dedinglar, eshitga borsanglar uy beradi, joy beradi deb o'ylabdi deydi. Odamlarning hayoti nima bo'ladi? Endi manku undan o'zi Zufar ergashdan qaytdim u, lekin shu 3-4 savol bor. Bering shuni. O'shani. Demokratiya haqida masalan. Kufr masalasiga dalil. Masalan, ular kufr deydi-yu. Demokratiya. Demokratiya din emas o'zi. Masalan, nasroniylik biz uchun kufr. Yahudiylik biz uchun kufr. Buddaviylik biz uchun kufr. Demokratiyaga amal qilar ekanmiz, diniy savob umid qilmaymiz. To'g'rimi? Masalan, svetoforda qizilda to'xtasangiz. Nimaga amal qilyapgan bo'lasiz? Yo'l harakati qoidasiga amal qilyapgan bo'lasiz, to'g'rimi? Yo'l harakati qoidasiga amal qil degan oyat bormi? Yo'q. Yo'q, hadis bormi? Yo'q. Yo'q, salafning fahmi bormi shu qadi? Yo'q. İlla bu demokratik jamiyatda o'ng qo'l harakat qoidasi qabul qilinib, odamlarning xavfsizligi himoya qilinyapti. Shariat nima deydi? Boshqa qoidalar musulmonlarni foydasiga ishlasa, musulmonlar uni qabul qilaveradi. Uni din demaydi. Ya'ni o'shaningchi konstitutsiya ham kirib ketadi. Misol keltiryapman sizga. Hamma qonun qoidalar. Agar bizga e'tiqodimizga zid narsa konstitutsiyada bo'lsa, uni qabul qilmaymiz. Masalan, konstitutsiyada aytsaki, musulmonlar O'zbekistonda ikkita erkak nikohlanishligini joiz deb bilishi shart desa, men unga amal qilmayman. Men uni qabul ham qilmayman. Bu konstitutsiya mening huquqlarimni poymol qilyapti deyman. Tushundingizmi? U chunki meni qizil chizig'imga hujum qilyapti. Lekin aytsaki, nikohni qonuniy deb hal qilamiz, qabul qilamiz, yo'l harakati qoidalariga amal qil desa, bular bizni musulmon holda yashashligimizga faqat yordam intizom hisoblanadi. Shuning uchun uni kufr deb bo'lmaydi. Kufr deyish uchun diniy status bo'lish kerak. Tushundingizmi? Masalan deylik, bir sigirga aqliy status bo'lmaganligi uchun unga ashula she'r aytib berib bo'lmaydi. Chunki inson emas u. U sigir.
sigirni o'zini tilida shoqiga orqam bog'lanadi, boshqariladi. Tushundingizmi? O'tlatiladi, ko'raga olib kiriladi, sigirga qiladigan muomala qilinadi. U inson emas. Tuzumlar, qonunlar, qoidalar bizga e'tiqodimizga zid bo'lmasa, uni o'sha tuzum sifatida qabul qilinaveradi. Dalil. Dalil so'rasangiz aytib beraman dalilni. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Xandaq g'azotida Madinada Xandaq g'azoti bo'lgan. Butun Ahzob arablarning hamma qabilasi musulmonlarga hujum qilgan. Kelayotganini bilib payg'ambarimiz aytganlarki, nima qilsak bo'ladi deb sahobalarga maslahat so'raganlar. Shunda kim maslahat bergan? Salmon Farsi. Salmon Farsi. Nima deganlar? Xandaq qazi. Xandaq qazimiz. Kim Xandaq qazilari? Forslar kim? Mushriklar. Mushriklarni qilib yurgan va ya'ni harbiy strategiyasini payg'ambarimiz olyaptilar. U kufr demak yaptilar. O'sha strategiya mushriklarniki, forslarniki. Uni qabul qilyaptilar-da, tatbiq qilyaptilar musulmonlarning foydasiga. Agar sistemani kufr deb mutlaq gapiradigan bo'lsa, juda ko'p narsalarda musulmonlarni to'piga tiqib qo'yadi. Zotan to'piga tiqib qo'yapti-da u, unga ergashganlar bor. Unga ergashmasangiz to'g'ri yo'lni topasiz. Endi shariatning qonun qoidalari afzalmi? Demokratik tuzumning qonun qoidalari afzalmi desa, e'tiqod jihatidan biz nima deymiz? Shariatning qonun qoidalari afzal. Zotan butun dunyodagi qonun qoidalarining asosi shariat. Asosi. İlk qonun qoidalarini bu insoniyatga tatbiq qilgan musulmonlar. Mujtahid ulamolar. Ular tatbiq qildi. Keyinchalik buni o'zlashtirgan Yevropa hayotiga tatbiq qildi va shunga amal qilib kuchayib ketdi ular. Biz qonunga amal qilmay, demokratiya kufur, qonun kufur deyapmiz-da, tagini surishtirib kelsak, Imom Shofiyni qilgan ishiga qarshi gapiryapmiz. Tagini surishtirsa, uni ko'pchilik bilmaydi. Fransiyaning qonunlariga Imom Malikni muvattosidan olgan Napoleon. Ular e'tirof qiladi, qonunshunoslikni kitobini o'qing, ozgina. O'qing, tan berasiz. Hammasini musulmonlarning usullaridan olgan. Bütün dünyada kaide var. Mesela baraat-ı zimme deydi Araplarda, bizde Müslümanlarda. Baraat-ı zimme ne demek yani? Bir insan aslında pak. O cinayetçimez, uğurmez, yolgancımez, o pak. Kaçan ki aybe ispatlanıp boynuna guvahlar, deliller bulan koyulsa onu sud, mahkemeden keyin cinayetçi cezalanıyor, mahkum deydi. Doğru mu? Ungeçi cinayetçimez. Çünkü bütün dünyada var şu. Aybsizlik prezumsiyasi deydi. Bizda ham bor, ruslarda ham bor, Amerikada, Inglisda hammasida bor. Shuni islomdan olgan. Keyin mana e'tiqodimizga to'g'ri kelsa olamiz deyapsiz-a, konsept. Amalimizga. O'sha narsa shirk bo'lib qolmaydimi? Uni din deb olsangiz shirk bo'ladi. Masalan, shariatni qonun qoidalari eskirdi-da, biz mana bu qonun qoidalarini ilohiy qonun qoidadan ustun desa, unda bo'lmaydi. Biz nima deymiz? Bizni shariat qonun qoidalari o'shani olishlikka ijozat beradi deb olamiz. Tushundingizmi? E'tiqod deb olmaymiz. Yo'q, e'tiqodimiz baribir shariat. O'shanga aytayapman. Shariatni qonun qoidasi bu ishlarni bizga joiz deydi. Uni mutlaqo kufr deydigan bo'lsa, unda jamiyatda butun yer yuzida islom ummati yasholmay qoladi. Hozirgacha yashovchanligi yo'qolardi. Misrga keldi sahobalar. Misrdagi hamma qonun qoidalarini o'zlariga qabul qilishgan. E'tiqodga zid bo'lmaganlar. Misr aholisi bilan integrallashgan, ya'ni kirishishgan, o'shalar bilan yashashgan. Kufaga keldi, Bag'dodga keldi, O'rta Osiyoga keldi. Bizni urf-odatlarimiz yo'qolgan yo'q hali ham. E'tiqodimizga zid emasmi qabul qilamizmi deydi. Endi agar bu kufr biz olib kelgan islom nigina tatbiq qilaman desa, unda hech kim islomni qabul qilmas edi shu bugungacha. Hech kim qabul qilmasdi. Islom nima dedi? Kirdi. Jamiyatdagi bo'layotgan hodisalarni o'rgandi. Aytdiki, islom. Bo'ldi, mana uni amal qilaveringlar. Bu qilaveringlar, e'tiqodga zid emas. To'y qilaveringlar. Mana falon ish qilaveringlar. Bizning e'tiqodimizga zid emas. Urf odatlarni qabul qilaverdi. Shuning uchun Abu Hanifani 6-chi manbai urf. Urfga qaranadi. Imom Buxoriy sahih to'plamda urflar e'tiborga olinadi degan bob ochgan, bob. Alohida shunga yarasha kitoblarni keltirgan. O'sha ma'noda, demak, demokratiya kufur deyish o'ta sayoz odamning gapi.
Buna asosan hizbiyler o'ylab chiqqan. Nimaga? O'zini siyosiy maqsadiga ergashtirish uchun odamlarni shubhaga solish, qalqala qilish, sizga o'xshagan sof, yangi, ya'ni yosh yigitlarni fikrini chalg'itish uchun aytilgan bu. Qarmoq bu. Siz kufr ekan deb turib bundan o'zingizni orqaga tashlasangiz, majbursiz tupikka kirasiz. U yoqqa qaraysiz, kufr, bu yoqqa qaraysiz, kufr xayolingizda. Majbur bo'lasiz ularga murojaat qilishga. Nima kufr emas desa, keyin sizni qurbon qilishadi, chaqirishadi, sizni paketlashadi. Nechta odam paketlab qo'yishdi ular. Demokratiyada kufr degan odam o'zini o'zi kofir deyapti. O'zini o'zi kofir deyapti. Siz pasport olganmisiz? Nimaga olgansiz? Shu jamiyatda qonuniy asosda yashash uchun olgansiz. To'g'rimi? U kufr emas bizda e'tiqodimizda. Lekin Abdulloh Zufari, Mahmud Abdulmo'minning gapiga kirsangiz, kofir bo'ldingiz deyiladi. Sizning xotiningiz taloq bo'lib qoladi, o'rtingizda zino bo'lib qoladi. Ko'ryapsizmi sizni qanaqa tupikka tiqishyapti? Vaholanki siz shariatning maqsadini bilsangiz, pasport joyingiz. Butun dunyoda joyingiz. Amerikaga borib, Amerika fuqaroligini olib, Amerika pasportini olish ham joyingiz bizning shariatimiz bo'yicha. Nimaga? O'sha joyda yashashga musulmonning haqqi bor. Vaholanki Amerika g'alib o'ylangan mamlakat. To'g'rimi? Ha, endi bular nima deyapti? Bular bozordagi spekulyativchilar, ya'ni nima degani bu? Bozorning narxini o'ynatadigan odamlar bor, bilasizmi? Bozorga kiradigan hamma narsani sotib oladi-da, keyin bozorga xohlagan narxini qo'yadi. Hozir shunaqa da'voni qilyapti. Butun o'zbek musulmonlariga Abdulloh Zafar aytayaptiki, ular tog'ut, kofir, murtatlar deyapti. Sizga o'xshagan odamlarda ikkilanish paydo bo'ladi. Nimaga uni yaxshi ko'rasiz? Ilmiy asosini bilmaysiz. Lekin siz uni yaxshi ko'rasiz, hissiyotiga ergashib qolgansiz. Unda nima qilay degan savolga oxiri kelasiz. Mandan so'ramasangiz, undan so'ramasangiz, oxirgi savol shu psixologik bu tuzoq bu. Oxirgi savol men nima qilay desa, sizga aytadi, Qozog'istonga chiqib telefon qiling falon nomerga deydi. Yoki Qirg'izistonga borib falon nomerga telefon qiling deydi. Sizga keyin qayoqqa borishni aytamiz deydi. Tamom siz tushib bo'lgansiz unga. Chiqqaningizdan keyin sizni olib borishib 1200 dollar sizga narx olishadi. Ayolingiz bol bilan bo'lsa 2400 dollar olishadi. Hozirgi kunda narxingiz. Sizni bilmaysiz. Siz jihod uchun ketyapman, xudo uchun xizmat qilyapman deysiz, ketdingiz. 2400 ga sotilasiz oilangiz bilan. Uni olayotganlar sizga ko'rsatmaydi, mana senga pul oldim demaydi. Sizni ro'yxatingizni berishadi, falonchi deydi, ketdi kirgizib olishadi. Suriyaga kirib ketayotganingizda sizni emlashadi, chiqqitib. Spit urishadi sizga. Nimaga? U yoqqa kirgan paytingizda ichkaridagi odamlarni talash qilishlik uchun. Shunaqa o'yinlar bor, shunaqa o'yinlar bor. Hozir aytsang ko'nglingiz aynib ketadi. Endi boshlanishi nimadan bo'ldi? Mana bitta gapdan bo'ldi. Demokratik kufur. Ha, hech kim aytmayapti demokratiyani islomiy jamiyat deb. Yo'q, demokratiya dunyoviylik. Dunyoviylik, dunyoviy narsani kufur deyilmaydi uni. U intizom. Dunyoviy narsaga biz amal qilamiz. Har bitta narsani shariat o'rgatmaydi-ki sizga. Shariat man qilingan narsalarni o'rgatadi. Bu bo'lmaydi, bu bo'lmaydi, bu bo'lmaydi, sanab qo'yadi, bo'ldi. Ularni o'rgangan cho'ntakka solib qo'yasiz, qolgan narsaga hayotga qo'shilib yashaysiz shu millat bilan. Tushundingizmi? Qo'lingizdan kelgancha harakat qilasiz. Demokratiya din emas, din bo'lmaganligini kufr deyilmaydi. Keyin o'sha to'g'ri deganingiz ya'ni shunday. Baqara surasida oyat bor-ku. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَانْفِصَامَ لَهَا. O'sha oyat ko'p dalil qiladi bu masalan. Chunki shunga bog'layapti-da u. Ya'ni tog'ut deganda aniq bitta jamiyatni aytayapti u. Masalan, Shavkat Mirziyoyev tog'ut deyapti sizga. To'g'rimi? To'g'ri. Shavkat Mirziyoyev tog'ut deyapti. Qur'onda Shavkat Mirziyoyev degan narsa yo'q. Shotda o'zida o'zini maqsadiga ishlatyapti u. Tog'ut o'zi ham bo'lishi mumkin. Tog'ut o'zi haddan oshuvchi degani. Lug'atda shunaqa-yu, tog'ut degani Allohdan o'zgaga ibodat qilinadigan har narsaga tog'ut deyiladi. Mana Allohning hukmi turibdi, shariat turibdi. Shariatning oyatlari, hadislar bir ulamodan surishtirsangiz sizga
tushuntirib beradi, to'g'rimi? Shariatni, ya'ni salafni fahm bilan tushuntirib beradi. Qur'on bunday, hadis bunday, sahobalar bunday degan tushuntirib beradi. Endi bitta odam chiqyapti-da sizga, Qur'on aytayapti. Qur'onga ko'ra faman yakfur bittagut va yu'min billahi faqad istamsaka bil urvatil wusqolan fisoma laha dedi-da, tagutning ma'nosi Shavkat Mirziyoyev desa, o'zi tagut bo'lib qoldi hozir. Nimaga deng? Allohning hukmini sizga teskari talqin qilyapti. Allohning irodasiga teskari yuryapti. Qur'onda bitta shaxs haqida oyat yo'q o'tdi. Tog'ut Allohning maqsadini teskariga burgan odamlarga aytiladi. Sistemalarga aytiladi. Bir demokratik jamiyatda bir odam chiqib aytsaki, shariat uxladi, bo'ldi. Biz ilohiy vahiy sifatida demokratiyani qabul qilamiz desa, unda tog'ut. Hech kim bunday da'vo qilmaydi. Islom tarixida birorta hokimiyat, birortasi ulamolar ittifoq qiladi bunga. O'zi yashayotgan tuzumdagi qonun qoidalarni islomdan ustun ko'rmagan birortasi. Lekin ijro qila olmasligi, uni amalga tatbiq qila olmasligi boshqa masala. Chunki Umar ham tatbiq qila olmay qolgan o'rni kelgan paytida. Tatbiq qilishlik hammani qo'lidan kelmaydi. Xalqni sharoiti bor, ko'p narsa bor debdi. Islom bilan boshqaraman, islom o'g'rining qo'lini kesmagan Hazrati Umar, ocharchilik bo'lib qolgan paytida. Hazrati Ali Usmonning qotillaridan bilib turib qasos ola olmay qolgan. Qasos olish farz Qur'onda turibdi. Ola olmagan, shariatni tatbiq qila olmaslik uni tog'ot qilib qo'ymaydi. Agar shu oyat bilan o'ziga yoqmagan, ya'ni sizni bekorga qarmoq tashab sizga tuzoq qo'ymayapti u Abdulloh Sufar bizni millatga. Mana shu maqsad bilan aytayapti. Agar shu masalada Abdulloh Zufar aytgan usul bilan shariatni qilmayapti-ku bular tog'ut desa, Hazrati Umarni ham tog'ut deyapti. Hazrati Aliyni ham tog'ut deyapti. Islom tarixida qancha insonlar o'tgan, shariatni hammasini tatbiq qilish imkoniyatiga ega bo'lmagan, qila olmagan. Endi O'zbekistondagi jamiyat butun dunyo ulamolari ittifoq qiladi. Musulmonlarning 5 rukunlari tatbiq qilinayotgan bo'lsa, musulmonlar yurti deyiladi. Dorul Islom deyiladi. Namoz o'qiyapsizmi hozir? Ro'za tuta olasiz. Pulingiz bo'lsa zakot bera olasiz. Imkon bo'lsa hajga bora olasiz. Men musulmonman desangiz, ko'chada sizga tazyiq bormi? Yo'q. Demak, 5 ta rukun joriy, kamchiliklar bo'ladi. Asosiy kamchiliklardan ular foydalanyapti. Nimaga? O'sha bitta kamchilikni ko'rsatib, ana tog'ut. Bitta kamchiligini ko'rsatib, ana kofir deyapti-da. Unaqa bitta kamchiligini ko'rsatib, ana tog'ut deb Hazrati Aliyga ham aytibdi ular. Zotan aytgan Abdulloh Zufarning dodalari, "Xo'p, Hazrati Aliyga kelibsan, kofirsan" degan. Nimaga Abdulloh Zufar menga ro'baro chiqmayapti? Nima deb o'ylaysiz? Oson-ku, meni hozir ta'qib qiladigan odamim milliondan oshdi. Shundoq chiqib turman bilan bahs qilsa, ikki og'iz bilan to'piga tiqib qo'ysa, million odam unga ergashadi. Men mubolag'a qilib aytayapman, misol. Nimaga chiqmayapti? Biladi. Uni bilmasligini bilishimni ham biladi. Shuning uchun chiqa olmayapti. Shuning uchun maydonda turib har doim aytayapman, chiqa olmaydi. Oxiri nima dedi? La'nat tashlaydi dedi menga. Qochishmi bu? U la'natlashishi o'zi aslida mushriklar bilan la'natlashishi. Tamam. Bu musulmonlar bilan la'natlashish haqida fuqaholarning gapi bor-da, lekin bahslashaylik degan odamga la'natlashaylik deyilmaydi. Bo'pti, bahslashaylik deydi, bahsda keyin yut olmay qolsa yoki aniq bir narsani tan olmay 100% narsani inkor qilib tursa, unda keyin la'natlashaylik desa mayli. Bo'pti, hali ko'rishmadik, gaplashmadik, bahslashmadik. Mana men haqimda siz eshitgansiz-da, men bilan kelib gaplashyapsiz. Sizga hozir birorta senzura yo'q, bosim yo'q, to'g'rimi? İçinizde nima bo'lsa savolni bering, shariatdan tashqarida javob bersam olmang. Qur'ondan, hadisdan, salafni fahmidan gapirib beraman. Har bitta gapimga o'zimni pozitsiyamni aytayapman. Shariatning pozitsiyasidan chekinganim yo'q hozirgacha. Chekinsam ayting, falon narsa deng, men aytaman, ha, uzr kechirasan deyman. Lekin shariat pozitsiyasidan gaplashyapmiz. O'shani ko'rib turibdi-da ular. Shuning uchun qochib yuribdi. Hali ko'p qochadi bular. Ular o'tirgan joylar siyosiy. O odamlar asir, birovning qo'liga tushgan odamlar. O'sha gapni gapirmasa, tog'ut demasa, murtad demasa, demokratiya kufr demasa, unga berayotgan ovqatini kislorodda bo'g'ishadi.
onu turgan joydan haydab olishadi, chiqarib olishadi. Misrda uni men Misrga borib, u o'sha o'qigan joylarda yurib, tanigan odamlar bilan gaplashib keldim. G'irt charlatan bola, birovni haqqidan qo'rqmaydigan bola, xoin bola. Ustozlari o'tkazib qo'yib, sen o'qimagansan falon kitobni. Nima deb gapiryapsan? Sen xo'p bo'ladi, xo'p endi gapirmayman deb chiqib yana davom etayotgan bola. Nechta odamni razbur qilgan bola o'tdi. O'ziga o'xshagan shunaqa tushunmagan bolalarni yig'ib olganda, unga qarshi ulamolar gapirsa, borib orqasidan tahdid qilgan bola. Bahsga ilmiy suhbatga yo'q. Unga kim kerak? Sizga o'xshagan bolalar kerak. 10 dona surani bilib-bilmaydi, eshitib olib, hissiyotga kirib yurgan odamlar anaqa qiladi. Lekin sizdagi ixlos, e'tiqod, tushunchalaringiz aslida to'g'ri. Musulmon holda yashash, musulmon hayotini xohlash, zulmga qarshi turish hammamizning vazifamiz. Lekin buni suiiste'mol qilmaslik kerak. Suiiste'mol qilmaslik kerak. Muammolar hamma jamiyatda bor. Lekin o'sha jamiyatni qurish siz bilan bizning ishimiz-ku. Siz tog'ot deb chiqib ketsangiz, bu kishi tog'ot deb chiqib ketsa, bu kimga qoladi bu? Farzandingizni kim tarbiya qiladi? Nima kasbingiz? Avto elektrik. Elektrik qilasiz. Siz o'z sohangizga harakat qiling. Agar shariatni, dinni ya'ni mukammalroq o'rganmoqchiman desangiz, unda videodan, YouTube'dan o'rgana olmaysiz. Chalg'itadi sizni. YouTube'dagi videodagi suhbatlar o'sha aytayotgan odamni ta'siri ostiga tushirib qo'yadi sizni. Chunki o'zingizda baza yo'qda. Bazangiz yo'q. Keyin u aytgan gapga ta'sirlanasiz, o'sha aytgan gapni islom deb o'ylab qolasiz. Bu xavfli bu. Qirg'izistonda bitta bola bechara borib, o'shalarning qo'liga tushganda shahid bo'lasan sen. Senga shahidlik muborak. Xurlar kutib o'tiribdi deb shart mashinaga o'tkazib bombani qo'yib portlatib olishdi. Qirg'izistondagi bola, tog'alari, amakalari bilan gaplashdim men Qirg'izistonda. Hech narsa bilmagan bola, siz 10 ta bilar ekan, 8-4 ta sura bilmaydigan bola. Men shahid bo'lyapman ekan deb ketdi musulmonlarning ichiga o'zini portlatgan. Shunga kim fatvo bergan? Abdulla Zufar. Shu fatvo bergan. Portlatishlikni, o'zini o'zi portlatishlikni fatvosini Abdulla Zufar bergan. Birorta ulamo fatvo bermaydi o'zini o'zi portlatishlikka. Istisno tariqasida ba'zi ulamolar fatvo bergan, lekin u yurmagan. Ulamolar qabul qilmagan u gapni. Nimaga fatvo beryapti? Siz keraksiz-da, jonli bombalar kerak ularga. Boshqa nima savolingiz bor? Asosiylar shu. Ikkita berdingiz xolos, yana bor. Domla bu yigit yashab nogiron otasini hech qayerda ishlamaydigan onasi 6 oylik kelinchakni tashab ketayotgan joyida ushlab olib qolingan. Shu bo'yicha ham biror Ya o'zi ma'lum, mana hayotga hozirsiz yoshsiz, yoshligingiz uchun, yosh, fikr, tajriba yo'qligi uchun shu ishni qilgansiz-da. Sizda tushuncha bor. Musulmonlarga yordam berish kerak borib, mazlumlarga yordam berish kerak degan. Lekin sizda shunaqa tarbiya qilinganki, ota-onangiz musulmon emas deb tushunib qolgansiz. Yo, musulmon bo'lsa ham ota-onangizdan ko'ra u yog'ini muqaddam qo'yadigan bo'lib qolgansiz. Shu ma'ula yaxshi bilishmaydi, diniy ta'limlar yo'q deb o'ylaganman, keyin uni ko'p eshitganim uchun bag'dagi narsalar hammasi qora bo'lib ko'ringanda menga. O'zi strategiya shunaqa. Strategiya shunaqa. Masalan, meni ta'limotlarimni eshitsangiz, kofirga ham Alloh yaratgani uchun uni inson sifatida hurmat qilishni o'rgatadi islom deyman. Nimaga? Hadislar bordi. U ham inson baribir. Payg'ambar alayhissalom bir tobut o'tib ketayotgandi, o'rnidan turib hurmat qilib qo'ydilar. Tobutni. Ya Allohning rasuli Yahudi deyishdi. Yahudi inson emasmi deganlar. Lekin ular qanday tarbiya qiladi? Siz deydi. Eng to'g'ri yo'ldasiz deydi. Chunki meni eshityapsiz deydi. Kim sizga qarshi bo'lsa tog'ut deydi. Demokratiya kufur deydi. Sizga qarshi bo'lgan odam sizni ko'zingizga kofir ko'rinaveradi. Strategiya bu, psixologiya. Buni Angela razvedkasi ishlab chiqqan. Bu strategiya. Bu strategiyani o'rgatgan odamlari faqat terror uyushtirish bilan shug'ullanadi dunyoda. Musulmonlar orqali qilishyapti ular.
Abdulla Zufar aytibdi, ulamolarni haqorat qilinglar, kalaka qilinglar, ularni haybatlarini yo'qqa chiqaringlar deyapti. Eshitgansizmi ma'ruzasini? Eshitgansizmi ma'ruzasini? Bu kimning gapi bilasizmi buni? Sion degan tashkilot bor. Sion. Butun dunyo radikal yahudiylarning tashkiloti. Sion protokollari degan alohida 100 bandlik protokol bor. 18-chi protokolda yahudiylar o'zining eng yaqin odamlariga aytadiki, islom ulamolarini haqorat qilinglar, kalaka qilinglar, obro'sini yo'q qilinglar degan. Abdulloh Zufar bilan bir xil gapiryapti. Bir xil. Abdulloh Zufar dindan gapirmaydi. Asosiy hujum shu. Oyat aytishligi, hadis aytishligi u haqni aytyapti degani emas. Unga ma'no aytayotganda siyonga xizmat qilyapti. Bu strategiya. Men buni ilmiy analizini qilganman. O'shaning uchun qo'rqmayman. Bahsga chiqib olib, maydonda turib-turib, "Bormi zo'ring, chiq" deb bekorga emas u. Men ularning psixologiyasini bilaman. Va ular qaysi gap bir anaqa aytib qoldi menga. Hizbiy. Aytdiki, "Islom inqilob dini" dedi. İslam yani inkılap kılış gereği, kurtarılış gereği, isyan kılış gereği dedi. Ben ettim ki, kitab-ı sünnet diye tutuyun hazır, Kur'an sünnet diye tutuyun. İslam inkılap dini degen, ayet var mı dedim. Ayet yok, o bilmeyeli ayette de, ayet yok. Hadis var mı dedim, sen hadisten yapıyorsan mı? Ya bilmiyim ben, lakin bizde hızlı şunu kur getirken dedim. Bu gap İslam'da yok. Lekin bor gap bu dedim. Hatta bor. Karl Marx'ni Kapital degan kitabida bor. Karl Marx Kapitalda aytgan. Ya'ni g'oya inqilob bilan qo'lga kiritiladi degan. Ular g'oyani islom, islom g'oyamiz. Islom inqilob dini deyapti. Keyin men aytdim, "Sallar noming hizbiy xilofat o'rnataman" deyapsanlar. Bu g'oyaning boshlanishi kommunizm. Komünizmni o'rnatamiz degan odamlarning gapini ko'tarib yubsalar sanlar. Abdulloh Zufar Siyonning gapini ko'tarib yuribdi. Bu psixologiya. Qosim, ukagina psixologiya. Siz qopqonga tushgansiz. Yana hozir insonparvarlik siyosati ketyapti. Sal oldinroq bo'lganda ketding deysiz. Qanaqadir Allohga bir suygan joyingiz bor ekan, asrab qopti. Ketganingizda u yoqqa ketganingizda rasvoyi chiqib ketardi. Yaxshi ham, endi hozir yetib olmaydi anchimchasi. Turkiyada ham o'zi bular jonga tegi bo'ldi. Turkiya ham hozir kres qo'yib tashagan. Sizga nima deyshtdi? Qirg'izga o'tdan so'nga bilet beramiz deyshtimi? Yo'q, men o'zim ketib qolaman. Darbor bog'langansiz-ku kimga? Chiqqandan keyin bog'lanish niyat bo'lgan. O'zi shunaqa deydi bular. Chiqib bog'lan deydi. Chiqqaningizdan keyin sizga yo'nalish beradi. Hatto pul ham jo'natadi. Pul. Qizlarni aldashyapti. Menga bitta qiz keldi. Borish tegadigan bo'lib qolganmi Abdulloh Zufarga? Rasmlarini jo'natgan, ha, hunarni qilgan xullas. Keyin o'sha ketishimga amalga beriga qiynaltganlar amalga. Hammasi mana shu tuzummi? Nima qaybatiga bo'libdi deb o'ylaganman. Yo'q, shu tuzumni ichida biz birgamiz, hammamiz. Qayga borsangiz tarozi bor. Qayoqqa boring tarozi bor. Ba'zi masalalarda juda oldindamiz aslida O'zbekiston. Qirg'izistonga borib keldim, ancha orqada Qirg'iziston. Misrga borib keldim, Misrda tamomila bosim, harbiylar to'ntarish qilgan, harbiylarni qo'lisiz semichga sota olmaydi. Harbiyga iltimos qiladi, dollar beradi, keyin semichga sotadi. Shunaqa bo'lib ketgan, korrupsiya tiqilib yotibdi. Turkiya, Turkiyaning siyosatini hozirgi ahvoli juda og'ir. Judayam og'ir. Suriya bombani ostida. Idlib Turkiyani ta'siri ostida. U narsalarni hamma joyda tarovisi bor. Bu yoqqa qolganingiz insonparvarlik sizga muomala qilinayotgani. Ko'zingizni oching. Agar shariatni o'rganmoqchi bo'lsangiz, hamma narsani yig'ishtirib, siz madrasaga kirishingiz kerak. O'qishingiz kerak. Madrasaga borsangiz, ulamolar bor. O'tirib kitobni mana, mana shu kitob Qur'onni hamma harfma harf tarkib chiqilgan kitob. Sizga o'qitishadi. Ha, demak, mana bu mana bu ma'noda ekan. Ha, buni mana bunday deylar ekan deb o'zlashtirasiz, keyin gaplashamiz. Taxminan bir 25 yil o'qiysiz. Keyin islom haqida bir tushunchaga mutaxassislikka ega bo'lasiz.
Yo, bu yol uzak ekan deseyiz, unda tinchgina kasbingizni qiling. Hunaringizni qiling. Hunarni orqasidan halol rizq toping. Ota-onangizni qarang, farzand bolachaqangizga ega chiqing. Siz jamiyatda o'zingizga yuklatilgan vazifani ado qiling. Ha, jamiyatda qiyinchiliklar bor. Bu qiyinchiliklarga sabr qilsangiz ajr olasiz. Lekin halol kasb qilyapsiz. Halol kasb bilan shu masalani hal qiling. İnşallah siz acriyizi olasınız. Sizden katta narsa sorulmaydı. Lekin katta narsalarga dava kılsanız, kötür olmasayız birinci sınıf gidere. Ne fakat özünüzge, cüddü köp cöyge zarar yetkazasız. Ben sizge akalik maslahatım. Sizden yaşım katta tecrübem var. Siz yaşap ötken, siz fikirle yapken fikirlerini ben başımdan otkaz gelmem. Ulamalarga kulak salganım için elhamdülillah bu meselelerden kurtulup çıkkanım. Hazır sizga ham maslahat. Meni ulamo deb tan olmasligingiz mumkin. Ha, men olimman demayman o'zimga. Lekin aytayotgan gaplarim hammasi naql. Sizga san'atma san'at, nom-nom san'at bera olaman. Kim qaysi nima ulamoning gapi ekanligini. Tushundingizmi? Xo'p, yana nima savolingiz bor? Keyin o'sha masalan bitta domla eshitish mumkin, boshqa domla eshitish mumkin. Uni masala qarasi siz to'g'ri gapirtganingizni qayerdan bilsa bo'ladi. Uni aytdim-ku sizga, mutaxassislik kerak. O'zim ham o'qishim kerak. Albatta. Bir narsani tafsilotini to'liq oxiriga yetaman desangiz mutaxassislik kerak. Deganim, o'zim hali masalan ba'zilar bo'ldi, masalan imom yergasan bo'ldi, ibodatdan qul yuraveraman deydi-ku. Yo'q. Men o'zim ham anaqa bo'lishim kerak deyman-da. Ongli ravishda. Ha, ongli ravishda. Bitta imomni, yaxshi ilmli odamni o'zingizga anaqa qilib oling. Ustoz qilib oling. Mana hozir diniy qo'mita bor, diniy idora bor. Diniy idorada fatvo bo'limida eng kuchli ulamolarni tayin qilib qo'yishdi hozir. Hech call centerga telefon qilib ko'rdingizmi? Yo'q. Call center bor. 24 soat ishlaydi. Telefon qilasiz, masalangizni so'raysiz, javobingizni olasiz. Qoniqmasangiz, ya'ni qoniqmaslikni şartı var da, sizge yokmasa konukmagen bu mi demez. Yokmasa yam şeriatını sizge ayeti verdim amal kılış gerek. Amal kılı bora uğruş gerek. Neticede barbar şu yüteli. Şu yüteli. Abdullah Zufar mazhabiyem tanamaydı ozu. Undanem bundanem yapır orman Kur'an'dan hadisten deydi. Abdullah Zufar'ı okşagan adamlar tarihte namsız. Yok bu gitken yok. Unaka adam yok. Bu yam uzak kapar mıydı? Bana şikayetçide ta bakımasa. Lekin mazhab 1400 yildan beri kelyapti. 1300 yildan beri mazhab qimillagani yo'q. Ulamolar baribir shu mazhab to'g'ri ekan dedi. Baribir ulamoga murojaat qilish kerak ekan dedi. Mutaxassislik bo'lsa 20-25 yillik umrni ajratishingiz kerak. Hozir sizning oilangiz bor, ota-onangiz bor, qo'lingizga qarab turgan odam bormi? Qo'lingizda hunaringiz bormi? Siz unga qiyin u biroz. Ya'ni tafsilotlarni o'rganish. Lekin sizga hozir vazifa hayotingizga kerak bo'lgan masalalarda ulamolarni o'zingizga yo'lboshchi qiling. Shu sizga yutuq shu. Bir kunda ilm paydo bo'lmaydi. Siz hayotingizda namozingizni isloq qilish, ro'zani isloq qilish, kasbingiz halol rizq, shularni isloq qilib borgan sari olim bo'lib borasiz. O bir muddat kelganda keyin ancha tajribali bo'lib qolasiz. Birdan bo'lmaydi. Ma'ruzani eshitaman, birdan shuni gapidan xulosa qilaman. Yo'q, xulosa qilmang. U Abdulloh Zufarning xulosasi. Abdulloh Zufar ilmli odam emas. Ustozlarining guvohligi. Hatto Sodiq Samarqandiy aytdi, "Men uni dedi, 1 soat nasihat qildim, menga quloq solmadi" dedi. Meni o'zimga. 1 soat Abdulloh Zufarga nasihat qildim, gapimni olmadi, "Men undan bariman" dedi. Ya'ni menga kerak emas, men meni gapim bilan qilayotgan bu ishlandi dedi. Men uni gapiga ishonganim yo'q. Zimdan bari qo'lda quvvatlaydi uni. Men bilan yuzma-yuz turgan paytida duhi yetgani yo'q meni shogirdim deyishga. Chunki qilayotgan ishlarini shariatni bilgan, ozgina bilgan odam aytadiki, Abdulloh Zufar jinni bilan nima deyapti u deydi. Yana nima savol? Ya hali bor? Ha, bor. Ichingizda nima savolingiz bo'lsa, shariat bo'yicha uni gapi ma'qul ko'rinayotgan va sizni o'shanga jalb qilayotgan nima bo'lsa, so'rab olavering. Bundan keyin siz bilan ko'rishamizmi yo'qmi, lekin qiyomat aniq ko'rishamiz.
Ben sizin hüccetini kayyum kıldım. Ha, eşitip koyuyorum ben içimde, özüm bilemem deseyiz, hiç cayı kaçıp tutamayız. Ben siz düşünüldüğün tilde gepireyim ben. Allah da Allah korup durup da içimizi. O günü hüccet kayyum böyle. Ama hatırlayacağım böyle günü. Lakin samimi bulsayız, manfaat özüyüzge. Ben gebirdiğim paydayız ya sizi. Manfaat özüyüzge. Dininizge amel kılıp, baxtli, saadetli hayat geçirseniz özünüz ge. Aile kurayın, ata anayızı duasını alayın, onlarının hizmetini kılayın. Karayın sizden ata anayızı taşar, özlerinin stratejisi ge çakıradıkan dereceye keltirip koyuyor. Bu hangi diye stratejisi bu? Müslümanların özünü birbirine düşman kıp koyup, özlerinin maksatlarına çakıracaktı da. Saddası şu, bilmeyen adam din üçün hizmet kılayıp bandıp ketti. Kariyeden bir test kıldım hangi telefon. Herkes kıldı. Kariyedeki ülkesi ketip bakan. Onu ayettim, eşitken bu ses geri. Suriye'ye ketip alıp telefon kıyken herkese. Hemen Suriye'ye yetip geldim. Sizden ilacı basıp keliyim de gel. Herkese öyle cinlemesen, onam keser bu devletine savaşıyor. Seni Kariyede de böyleydi. Hadar etsem öyle, öyle de onam diye. Sen indi yigirmeye kirdin, indi kolinge pul düşken de kelip otanenge karamıysan mı? Mesela yok, ben Müslümanlarına yordam verişim gerek. Suriye'ye Müslümanlarına yordam verişim keldim diye. Benden sonra da ettim. Ama ata anası Müslüman olmaz mı ona? Şuna kadar öyleydi ola. Ata anası Müslüman olmaz da öyleydi. Uyağdaki adamlar Müslüman, onlara yordam veriş geldi. Yordam veri almaydı. Suriye'de. Suriye'de kim vuruşu yaptı biliyorsun? Bilesin mi Suriye'de kim vuruşu yaptı? Ne? Çünkü işte yanlış ya. Kim? Şey, Bolyeler ne kadar işte. Hı? Ya bu Bali'nin İgaldaş başkanası da cihat diyetkenler ruhuşma yaptı aslında. Amerika bilen nasıl ruhuşu yaptı? Şu an devam edeceğim. Suriye bilen Türkiye siyasatları birbirine menfaatleri kesişip durdu hazır. Onlar ki kural gerek, aslaha gerek, uruşa digen adam gerek. George Bush gibi uruşmaydı ki uzun. Onu uruşa digen adam gerek. Uzunu halkıdan bulsa problemi. Demek ölse halk çıkadı da Biden'in yokası yapışırdı. Sen kıyan siyasattın, benim oğlum öldü deydi. Ondan sonra siz barıp öttü, ölüp geçseyiz, siyasi maksatları amalga aşırdı, siz ölgende hiç kim arkayızdan barmaydı. Görüyorsunuz ne kadar arzan bir satvarış yaptı sizi. Siz arzanmazsınız. Siz öte kımmet, bir daha adamsız. Sizi, bu formayız dünyada başka yok. Bitti egzimplersiz, başka yok. Lekin sizi abar kurban kılışı yaptı. İşletip öldürüver şey yaptı. Şikayet yok, hiç kim varmıyordu arkayızdan. İlla devlet becere mihra operasyası kılıp boynuge riskini alıp varıp apkili yaptı uçalarına. Aslı tekini soruşturursayız, şu devlet sizi derdiyizi, gamiyizi yaptı. Sizi üşlep kalması ketseyiz, kette gidiniz. Kete varardınız varıp. Bu devlete zarar veremeyiz. Devlet küçülüğü verir. Yani davlatçilik kaladı. Şahslar özgaradı, bu kişi özgaradı, bu kişi ben, siz özgaradınız. Davlat kaladı beraber. Siz zarar verir miyiz? Davlat ne ki sizde üçlep kaldı? Sizde oyladı. İlgari sistemi bu kendi sizde oylamasıdı. Kesseniz hem sizden kutulardı, ketsin yok olsun derdi. Üçlep olsa bari caslıkka tıkardı. Ve siz trik çıkmaz deyiz. Eğer haklasa şunu. Adım ne kadar mı yap? Kaldı bu kişi süt buldu mu? Evet. Teri doldu. Üyden kat ne yaptı mı? Ha, açıkta, tır katta. Kadır sizi aldıyız da, bularda ihtiyar var. Devletinin kattık yüzünü yem korsatışı mümkün. Yumuşak yüzünü yem korsatışı mümkün. Mesela, mini imkaniyatın olsa, sizde samimi tavbanı korsa, ya bu adam doğru onan etti desem, keçir uçerlik siyasetini kollaş tarafı da alırma, bana. Lekin her daim ne kadar oraya girmeydi. Eğer devletke siz tikileşemendisiniz, devletem tikileşedi. Ki o yakışı bu miydi. Şunun için gözünüzü açayım. Hala az yine vakit var. Yani hakikatlerini düşünüş için. Yaşıyız yaş hala. 35-40'dan ki siz kulağa sakırıyın, narsalaki. 40 kaçı organa vurayım. Bu fikir, bu gap, kotırmayın hadi fikirleri, miyeli. Hmm. Hali hulasaki anca var.
Siz 40 yoshga kirgandan keyin keyin xulosalar o'zi qotishi boshlaydi. Ha, demak buni ishonch emas. Ha, demak mana unga ishonish kerak. Hayotiy tajribalarga. Tushundingizmi? Yana nima savol? Keyin Turkiyadagi Abdulaziz Bayindir degan odamlar bilan shuni eshitib qoldim. Shu haqida. Abdulaziz Bayindir ilohiyotchilardan. Va u odam Turkiya siyosatida asl ulamolarga qarshi yetishtirilgan odam. Alloh taolo g'aybni bilmaydi degan odam. Ochiq oydin Alloh taolo g'aybni biladimi deb qidirib ko'ring. Abdulaziz Bayindir chiqadi. O'sha g'ayb o'zi yashirin narsami yo oldindan bilinish kerak narsa. Bizga yashirin. Biz uchun g'aybda u. Lekin Alloh taologa g'ayb degan narsa yo'q. Masalan, g'aybni bilmadi deganda u ertaga bo'ladigan narsani bilmadi demoqchimi? Yo'q. Biz ichimizda yashab turgan narsani. Yo'q. U aytayaptiki, telefon qilgan odam aytayapti. Ertaga men kim bilan uylanishligimni Alloh bilmaydimi desa, bilmaydi deyapti. Qadarini bilmaydi deyapti. Tushundingizmi? Qachonki uylanganimizdan keyin, ha, bu bilan bu uylanarkanda keyin biladi deyapti. Çünkü hali bo'lmagan, hali paydo bo'lmagan narsa uni bilishlikni taqozo qilmaydi deyapti. Bu Mu'tazilalarning gapi, tarixdagi gap bu. Mu'tazilalarning gapini chiqarib odamlarga tatbiq qilyapti. Siz Abu Bakr Sifir bilan bahsini ko'ring. Ko'rdingizmi? Yo'q. Abu Bakr Sifir vis Abdulaziz Bayindirning chiqadi ikkalasi. 3 soat atrofida bahsi bor. O'shanda ko'rasiz. Tupikka tiqib qo'ygan. Oxirda keyin ha g'aybni biladi degan qasoch bo'lgan odamlar. Bo'lmaydi u odam, sizga aytib qo'yay. Uni yanda yana 3 ta 4 tasi bor. Hozir bizda O'zbekistonda o'shnaqangi bo'sh, ruhiyati bo'sh odamlarni salafiylik, hizbiylik bundan keyin u tomon tortyapti-da. Sizda sobitlik bo'lsin, sabot bo'lsin, to'g'ri emas. Abdulaziz Bayindirlar to'g'ri emas. Siz o'zimizdagi ulamolarni yomonotlik qilib qo'ygani uchun 100% hammasini yomon demang. Kuchli ulamolar bor bizda. Abdulloh domla hozir nimadan dars qilyapti bilasizmi? Yo, eshitmadim men ham. Bizning kitobimizdan dars qilyapti. Ya'ni men bilan birga o'qigan Pardayev Abduqodir degan aqida bo'yicha kitob yozgan sherigim bor meni. Menga Abdulloh domlaning bolalari iltimos chiqdi menga. Mana shu kitob bor ekan, shuni egasini topib berasim dedim, o'rtog'im dedim. Iltimos shundan foydalansak bo'ladi dedim, keyin aloqa qilib qo'ydi. Ya'ni ulamo O'zbekiston ulamolaridan foydalanib dars qilyapti ular. Siz o'sha uzoq noma'lum shubhali narsalarga emas, ichimizdagi haqiqatga intiling. Alloh taolo intilsangiz beradi. Tushundingizmi? Haligi nima deganiga emas, kimligiga emas, nima deganiga qarang degan tatbiqni borib bunga ham tatbiq qilib ko'ring. Imomlarga ham tatbiq qilib ko'ring shuni. Ularga tatbiq qilavermasda. To'g'rimi? Endi oldi shayxonda ham hali biz imomlar yashirishadi haq degan tushunchalar ham bo'lganda. Haqni yashirish degani nima degani? Desa, haq ko'p ko'rsa ham. To'g'rimi? Haq juda ko'p. Abdulloh Zafar o'tirgan joydagi sistemada o'sha sistemani tepasidagi odamlarda bo'layotgan haqiqatlarni Zufar ham gapira olmaydi. Gapirmaydi to'g'ri. Sodiq Samarqandiy Turkiyaning siyosatini gapirmaydi. Gapirsin bir kunda deport qilishadi. U yolg'on gaplar ular. Haqni mezoni bor, uni mezonini Abdulloh Zafar belgilamaydi bizga. Xo'p. Yerim masalan bor. Muhimi shoshilmang. Shoshilmang. Din payg'ambar alayhissalom aytganlarki, din matin, o'ta mustahkam tuzum bu. O'ta mustahkam tushuncha. Agar qattiqlik qilaman desangiz, sindirib qo'yadi sizni. Muloyimlik bilan imkon qadar sharoitingizga qarab amal qilib boravering. U mutashaddid bo'lib, chuqurlashib ketadigan bo'lsangiz, siz o'zingizni dovdirab tashlaydi. Siz oldingizda nima bor hozir? Masalan, Abdulaziz Bayindir sizga nima kerak? O, uzoqdagi odam. Tanimaysiz kimligini, oilasini bilmaysiz.
Kim o kimde okuyan ustazı kim bilmeyiz siz onu. Zutları tanımayız. Demek ki aldı yüzde turgan adamlardan kasbingizge, oylengizge, tegishli harakatını kılayım. Uşengi sarflayan narsayızı ticari ilimlerge, kasbi hünarlarge sarflayın. Pulbi topin, oylanı tebrat edigen, iqtisodiy erkinlikka chiqadigan harakatni qiling. Ishingiz yaxshi bo'lib sal o'ng chap tomonga foydagi istagan bo'lib qolganda keyin aytasiz, ha deysiz. Ish bu yoqda ekan-ku deysiz. Sizni hozir tamomila falaj qilishgan ular. Falaj qo'lingiz ishga bormaydi. Hatto shu darajaga borganingizga oilangizni tashlab ketib olyapsiz. Bu tuzoq bu. Boshqa nima gap? Gaplarından kanat hasıl kılıyorsun, düşünüyorsun değil mi? Çünkü hadi koysan bol bir zaman yersin. Yok. Düşünür değil mi? Düşünür değil. Bunun sonu kalmadı. Hocam. Zam zam sizce. Amin. Allah da Allah'a hidayete adaştırmasın. Kılıyetken işlerimiz gırı var. Kalbimizi ıslah kısın, hakta sabit kısın, özür az bu işlerine vakıf kısın. Allah. Yani rahmet. Asım eke, selam.